Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda ördüğümüz tavşanın çıngırağını yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi biraz parlıyor olabilir, net görünmüyor olabilir. O da renginden dolayı, beyaz olduğu için ışıklar biraz fazla yüzüne vurduğundan dolayı çok parlıyor, net görünmüyor. Ama zaten detaylı videosunu biraz sonra hemen koyacağım. Dediğim gibi set yapacağımı söylemiştim zaten. Bu çıngırağı ve bir de emzik zincirini yaptım. Onu da göstereceğim. O da bir diğer videoda olacak zaten. Bu şekilde arkadaşlar, oldukça tatlı ve sevimli. Sesini de duymanız için şöyle sallayayım biraz. Bu şekilde. Ben dediğim gibi erkek bebeği hazırladığım için şapkasını ve papyonunu mavi yaptım. Siz dilerseniz işte kız bebek için yapacaksanız bunları değiştirebilirsiniz tabii ki. Papyon yerine böyle yakasına böyle çok tatlı yakalıklar falan var. Onlardan örebilirsiniz. Şapka yerine toka yapabilirsiniz. Bunu tabii çeşitlendirebilirsiniz nasıl yapmak isterseniz. Bir de şöyle emzik zincirini de bahsetmek istiyorum. Şu şekilde. Buraya minik bir tavşan oluşturduk. Bütün set uyumlu olsun konsepte diye. Çünkü hepsi tavşanlı olduğu için. Geri kalanına da bebeğimizin adını yazdık. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eğer isim yazmak istiyorsanız da örgü boncuklar yaparak farklı bir şekil yaratabilirsiniz diyelim. Bu şekilde dediğim gibi videoların ikisi de olacak zaten. Ayrı ayrı çektim. Öncelikle çıngıraktan başlayacağız. Dilerseniz onu bir yakından görelim. Daha sonra da yapılışına geçebiliriz. Öncelikle sihirli halkamızla başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın başına, etrafına yani. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde. Daha sonra hepsine çift batarak 6 sık iğnemizi 12 sık iğneye çıkartıyoruz. Bütün ilmeklerin üzerine 2 kez batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Araya farklı bir ip alıyorum, farklı renkte bir ip, sıra başımı belirlemek için, karıştırmamak için. Şimdi bu sıradan sonra bir örüp bir arttıracağım. Bu şekilde bir sırayı devam edeceğim. Diğer sıramda 2 örüp bir arttıracağım. Diğer sıramda 3 örüp 1 arttıracağım. Bu şekilde 7 örüp 1 arttırmaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ama ben şimdi başta bir göstermek istiyorum yeni öğrenenler için. Bir tane ördüm. Ve bir tane arttırıyorum. Arttırma işlemimiz artık biliyorsunuzdur. Aynı ilmeğin içerisine 2 kez battığımızda bu arttırma işlemi oluyor. Bir tane örüyorum. İkincisini arttırıyorum. Bu şekilde sıra sonuma kadar devam ediyorum. Dediğim gibi 7 örüp 1 arttırmaya kadar, büyüyene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7. sıramı da tamamladım ben. Şu şekilde görebilirsiniz. Arttırmalar hep aynı arttırmalar üzerine denk gelecek.
şöyle bir görüntü olmuş olacak. Şimdi bu sıradan sonra 7 tane örüp bir arttırmamızı yaptıktan sonra şöyle ipimi alıyorum öne doğru ve 10 sıra boyunca hiç eksiltme ve arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 10 sıra boyunca örüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle 10 sıramı tamamladım. Artık kafa formumuz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burada biraz arttırma yapacağız. Bu arttırmayı da yanak kısımlarını belirleyebilmek için, biraz böyle çıkıntılı görünmesi için yapıyoruz. Onun için de 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Daha sonra bir tane örüyorum ve bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. 5 kez tekrarlıyoruz bu işlemi. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 oldu. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 oldu. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. 4 oldu. Şimdi artık sonuncuyu yapıyorum. Ve arttırdım. Şimdi 7 tane 7 sık iğne düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi biraz önce yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Burada bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bunu 5 kez tekrarlıyorum. İkinciyi de arttırdım. Tekrar ördüm düz. Üçüncüyü de yaptım. Arttırdım. Dördüncü. Ve beşinci. Burada geriye kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Diğer sıralarımızda 5 sıra düz örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle 5 sırada düz bir şekilde ördükten sonra bakın görüyorsunuz artık şuralarda yanaklar net bir şekilde belli olmaya başladı. Şimdi bu sıramızda 5 sıra düz ördükten sonraki sıramızda arttırdığımız yerleri eksiltiyoruz. 10 sıra düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Daha sonra bir tane örüyorum ve bir tane eksiltiyorum hemen. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 2 oldu. Ördüm. Eksilttim. 3 oldu. Eksilttim. 4 oldu. Ördüm. Eksilttim. Bu da 5 oldu. Bakın hemen şurayı göreceksiniz. Böyle bir tombişlik oluştu burada. Burası yanak kısmı olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi 7 sık iğne düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7.
Şimdi bir tane örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 2 oldu. Eksiltiyorum. 3 oldu. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 4. Sonuncuyu yapıyoruz artık. Bir tane örüyorum. Ve bir tane eksilttim. Burayı da bir önceki sırada yaptığımız gibi, yani arttırmada yaptığımız gibi düz bir şekilde örüyoruz. Sıra başıma geldim. O sırayı düz bir şekilde tamamladım. Yarıda kalan yeri. Şimdi bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra eksiltmelerimize geçeceğiz. Onu da yaparken 7 tane örüp 1 eksiltmeyle başlıyoruz. 2 örüp 1 eksiltmeye kadar her sırada iniyoruz. Yani 7 örüp 1 eksiltiyorum. 6 örüp 1 eksiltiyorum. 5 örüp 1 eksiltiyorum. 3 örüp 1 eksiltiyorum. 4 örüp 1 eksiltiyorum. Sırayla gidiyorum. 5 ördüm, eksilttim. 4 ördüm, eksilttim. 3 ördüm, eksilttim. 2 örüp 1 eksiltmeye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bir sıra düz ördükten sonra dediğim bu işlemleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi biraz eksiltmelerimi yaptım burada. 5 tane örüp 1 eksiltmeme kadar geldim. Burada artık gözlerimi takmak istiyorum. Onları da takarken size göstereyim. Aynı zamanda içerisinde de çıngırağını da koyacağım. Onları göstereyim. Çekerek dedim. Şimdi tavşan, eğer tavşanını ördüyseniz zaten kafaların aynı olduğunu anlamışsınızdır. Gözleri de onlarla aynı yere takacağız. 16 ve 17. sıralara takacağız gözlerimizi. Şöyle yukarıdan sayıyoruz. Tam yanakları kendinize doğru çevirin. Ve oradan saymaya başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Şurası, yani 16 ve 17. sıraların hizasına takıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen tığımla yerimi belli ediyorum. Normalde tavşanı ördüğümüzde 12 milim göz kullanmıştım. Ama çıngırakta 10 milim göz kullanacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz 12 milim de kullanabilirsiniz. Yani fark etmez. Buradan sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimize takıyorum. Bu gözümüzü de bu şekilde. Bu şekilde gözlerimizi de takmış olduk. Şöyle baktığınızda zaten orantılı bir şekilde yanakları burada, gözlerimiz de hemen üst kısmında ayarlamış olduk. Arkalarını sabitleyelim. Mühürleme tekniğini göstermiştim. Kafa tavşanın, normal tavşanı ördüğümüzde aynı işlemi bunlara da uygulayabilirsiniz dilerseniz. Bu şekilde güzel de sıkıştırdık. Şimdi çıngırağını koyacağız içine. Ben şöyle bir teknik uyguluyorum arkadaşlar. Bu sürpriz yumurtaların dışı oluyor. Şöyle kutu şeklinde. Bunları kullanmayı tercih ediyorum genelde. Şöyle göstereyim. Şurada çıngırağım var. Bu şekilde. Bunun içerisine koyduğumda daha fazla ses çıktığını düşünüyorum ben. Bakın. Bu normal sesi. Bir de şöyle koyayım. Bu
bu şekilde. Bence böyle daha sesli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kafanı doldurduğumuzda, elyafla doldurduğumuz zaman içinde çıngırak sıkıştığını düşünüyorum ben. Fazla hani sallanacak bir alanı kalmadığı için ses çıkarması da zorlaşıyor o yüzden. Az ses çıkartıyor yani. Bu şekilde bu sürpriz yumurtanın içinden çıkan sarı yumurtayla içerisine koyarsanız salladığınızda daha fazla sese ulaşmış olursunuz. Ama ben bunu direkt koymuyorum. Önce biraz dolduracağım. Daha sonra bunu ekleyeceğim. Yani bunun ortada kalmasını istiyorum. Hemen elyaflarımı aldım ve geldim. Şöyle biraz içini dolduracağım. Şekilde. Şimdi yumurtayı koyabilirsiniz ve tekrar doldurmaya devam ediyoruz. Şöyle biraz fazla geldi. Koydum. Ve tekrar üzerine dolduralım. Bu yumurta içerisinde siz elyafı koyduğunuzda içerisinde oynama yapacaktır. Onu elinizle düzelterek ortada tutmaya çalışın. Bu şekilde biraz daha ekleme yapacağım ve daha sonra eksiltmelerime devam edeceğim. Şu an ben 5 sık iğne yapıp bir eksiltmemi tamamladım. Şimdi 4 sık iğne yapacağım. Eksilteceğim. Diğer sıramda 3 sık iğne yapacağım. Eksilteceğim. Ve 2 sık iğne yapıp eksiltmemi de tamamladıktan sonra kafamızı bitirmiş olacağız. Bu şekilde eksiltmelerimi ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 2 tane örüp bir eksiltmemi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir açıklık kaldı. Diğer tavşanımızı ördüğümüz açıklık kalmasını istiyorduk. Çünkü boyun kısmı geldiğinde direkt dikmiştik birbirine. Ama bu çıngırak olacağı için buranın tamamen kapanması gerekiyor. O yüzden şimdi bir örüp bir eksilteceğim ve daha sonra tamamen hepsini eksilterek bu noktayı kapatmış olacağız. Ben biraz daha içine ekleme yapacağım elyafla. Çünkü bayağı bir boşluk var. 2 kere eksiltmemi de yapıp hemen geliyorum tekrar. Evet arkadaşlar, eksiltmemi tamamladım. Şu ortada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ipimin ucunu çıkartayım. Hatta şu kırmızıyı da çıkartayım. Devamını biraz sonra çıkartacağım. Şimdi iğnemi alıyorum. O ortayı kapatabilmek için şurada minik bir delik görünüyor. O kısmı kapatabilmek için daha önceki videolarımda göstermiştim ama tabii önceki videolarımı izlememiş olabilirsiniz. O yüzden her seferinde ben tekrar tekrar gösteriyorum. Şimdi burada en son kalan 6 tane ilmeğimiz var. Bunların katından, dış tarafta kalan katından tek tek böyle batarak yavaşça çıkıyorum. Ama sıkmayın. Bu şekilde tek tek
geçiriyorum. Sıra başıma, başladığım yere gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın şu an başladığım yerdeyim. Ve tek seferde şöylece tutup çekiyorum ve o noktam kapanmış oluyor bu şekilde. Ve hemen o yan tarafından batıyorum. Şöyle hemen minicik yanından çıkıyorum ve burada ipimi bırakıyorum. Zaten halkamızın üzerine dikeceğiz. Kafamızı. O yüzden ipimi koparmıyorum. Bu iple devam edeceğim çünkü. Bu şekilde kenara alıyorum. Şimdi kulakların yapımına geçebiliriz. Ve daha sonra şapka ve papyonunu yapacağız. Şimdi kulaklarımızın yapımına geçiyoruz. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra normalde her sık iğnenin üzerine çift batıp 12'ye çıkartıyorduk ilmek sayımızı. Ama burada kulağımızın ucunun sivri olması için şöyle hemen bir tane örnek göstereyim. Bakın. Şu şekilde bir kulak yapacağız. Şu sivri kısmı elde edebilmemiz için burada ilmeklerin hepsini birer tane batıyoruz. Yani 6 tane sık iğnemiz var. Hepsinin üstüne 6 tane bir kere batıp toplamda yine 6 sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Bu sıra biraz sizi zorlayabilir o yüzden. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle parmağımızla iteklerseniz dışarı doğru çıkarmış olursunuz ucunu. Şimdi burada dilerseniz renkli bir tane ip koyun. Sıra başınızı belirlemek için ben öyle yapıyorum. Şöyle bir tane kırmızı ip koyuyorum araya. Bir tane örüyorum. Ve bir tane arttırıyorum. Bu şekilde. Bir örüp bir arttırıyoruz. Sıra sonumuza kadar toplamda 9 tane sık iğnemiz olacak. Sıra başıma geldim. Şimdi burada 2 tane örüyorum. 1 tane arttırıyorum. 2 ördüm. Ve şimdi 1 tane arttırdım. Tekrar 2 tane örüyorum. Ve bir tane arttırıyorum ve tekrar iki tane ördüm ve bir tane arttırdım. Yine sıra başımıza gelmiş olduk. Şimdi burada 3 örüp bir arttırıyoruz. Bir sonraki sıramızda da 4 örüp bir arttırma işlemimizi yapıp hemen geliyorum. Evet. 4 örüp bir arttırmamı da yaptım. Şimdi bu sırada bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmadan. Bir sırayı dolanıyoruz. Toplamda 4 örüp bir arttırmamızı yaptıktan sonra toplamda 18 tane ilmeğimiz olması gerekiyor.
Evet, şimdi sıra başımıza geldik. Burada 5 tane örüp 1 arttıracağım. İki, üç, dört ve beş. Bir tane arttırıyorum. Diğer sıramızda yine bir sıra düz örüyoruz. Daha sonra altı tane örüp bir arttırma yapıyoruz. Evet, altı tane örüp bir tane arttırmamızı da yaptıktan sonra altı sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Eksiltme ve arttırma yapmadan 6 sıra düz örüyoruz. Altı sıramızı tamamladım. Düz bir şekilde 6 sıra ördük. Şimdi bir tane örüyorum. Pardon, 6 tane örüyorum. 6 sık iğne, 2 3 4 5 6 ve bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuma kadar bu işlemi tekrarlıyorum. 6 tane örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Bu sıramızda 6 örüp bir eksiltmemizden sonra 3 sıra eksiltme ve arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Üç sırayı tamamladık. Şimdi bu sıramızda 5 tane örüyoruz ve bir tane eksiltiyoruz. 3 4 5 tane ördüm. Bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve daha sonra 3 sıra daha düz örüp artık örgümüzü bitireceğiz. Evet, 3 sıra düz de ördükten sonra artık örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Şu renkli ipimizi çıkartalım. 5 tane örüp bir eksilttik. Daha sonra 3 sıra eksiltme ve arttırma yapmadan düz bir şekilde ördük. Şöyle. Daha sonra sıra başımızın olduğu yerden tutup şu şekilde ikiye katlıyorum. Bakın. Ve direkt karşıya batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra çeviriyorum örgümü. Direkt karşıdan batarak karşıdan karşıya batıyorum bu şekilde. İki ucu birleştirmiş oluyorum ve bir tane sık iğne yapıp biraz uzun kesebilirsiniz dikmek için. Bu şekilde kulağımızı bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şapkanın yapımına geçeceğiz. Sihirli halka yapıyoruz. Artık buraları ezberledik. İçerisine 6 sık iğne. Şu an benim 1, 2, 3 oldu. 4 5 ve 6. Bu şekilde. Sonra ilmeklerin hepsine çift batarak 12'ye tamamlayacağız. Yani 6 sık iğnemiz 12'ye çıkmış olacak. Bütün ilmekleri çift batarak örüyoruz. Tamamladım. Hemen şöyle renkli bir ip koyuyorum araya. Şimdi bir tane örüp bir tane arttırıyoruz. Sıra sonumuza kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir örüyoruz ve bir arttırıyoruz. Sırayı tamamladık. Şimdi 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Eksiltme ve arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde etrafını dolanacağız. 3 sıra.
Şimdi 3 sıramızı da tamamladım. Toplamda 6 sıra olmuş olacak. Bu sıramızda flow tekniği ile 2 tane örüyoruz, 1 tane arttırıyoruz. Flow'un ne olduğunu zaten öncesinde bahsetmiştim. Katını alarak örüyoruz. 2 tane ördüm. 1 tane arttırıyorum. Tekrar 2 tane örüyorum. Ve 1 tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın flow olarak ördüğümüz için zaten kenarları şu şekilde kıvrılmaya başladı. Şimdi bu sıramızda da 3 tane sık iğne yapıyoruz ve 1 tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar bu şekilde devam edeceğiz. 3 sık iğne ve 1 arttırma. Evet, son sıramı da ördüm. Bu şekilde şapkamız ortaya çıkmış oldu. Şimdi hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şu şekilde. Böyle şapkamız hazır hale geldi. Şimdi sırada papyonumuzu örebiliriz. Şimdi papyonu için başlıyoruz. Mavi ipimizle. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İkinci zinciri hemen batıyorum. 2 tane sık iğne yapacağım. 1, yanındakine batıyorum ve 2. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. 2 tane ördüğümüz sık iğnenin üzerine çift batarak ikisine 4 sık iğne yapıyorum. Biri yaptım. Şimdi ikincisine batıyorum çift. Toplamda 4 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir tane daha zincir çekiyorum. Çeviriyorum örgümü. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum başta. Bu şekilde. 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana arttırmadan. Ve sonuncu ilmeğime de bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine baştaki ilmeğime bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi sondaki ilmeğime tekrar bir arttırma yapıyorum. Tekrar sık iğne dönüyorum. Yine başta bir arttırma. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve sondaki ilmeğime yine tekrar bir tane arttırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi 9 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Sıra başlarında birer tane zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar dönerken. 9 sıra düz bir şekilde örüyorum. Şimdi 9 sıramızı tamamladık.
bir tane zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. Bir tane ilmeğimizi örmüyoruz arkadaşlar. Onu atlıyorum ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar burada bir ilmeğimi daha örmüyorum ve sondaki ilmeğime batıyorum. Örüyorum ve tekrar bir zincirle geri dönüyorum. Yine bir tane ilmek atlıyorum, yani sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Tekrar bir tane atlıyorum ve sondakine batıyorum. Bir zincirle tekrar dönüyorum. Şimdi yine bir tane ilmek atlıyorum, ikincisine batıyorum, 3 sık iğne yapıyorum. 2 3 bir ilmek atlayıp sondaki ilmeğime batarak bir tane zincir çekip döndürüyorum. Yine bir tane ilmek atlıyorum, ikincisine batıyorum. Bir tane ördüm, diğerini de atlıyorum ve ikincisine batıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu sıramda düz bir şekilde örüyorum. İki tane ilmeğim kaldı zaten. Ördüm, bir zincir çektim, tekrar iki ilmeğimi örüyorum, zincir çektim, tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Yani iki sık iğneyi 3 kez örmüş oluyoruz. 3 sıra. Şöyle bir görüntümüz ortaya çıkacak. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Buradaki iki tane sıkı iğnemin üzerine 2 kez batarak arttırma işlemi yapacağım. Birini arttırdım. Diğer yana batıyorum hemen. Onu da arttırıyorum. Yani 2 ilmeğim toplamda 4 ilmek olacak. Tekrar zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir tane baştaki ilmeğimi hemen arttırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Sondaki ilmeğimi de arttırıyorum. Yani ilk başta yaptığımız işlemi, şurada yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Yani bu parçanın aynısını buraya tekrar çıkartıyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Arttırıyorum baştaki ilk ilmeğimi. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sondaki ilmeğimi arttırıyorum. Tekrar bir zincir. Baştaki ilmeğimizi arttırıyoruz. Altı tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sondaki ilmeğimi çift batarak arttırıyorum. Tekrar bir zincir ve yine burada 9 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Sıra başlarında zincir çekerek dönmeyi unutmayın. Bir tane zincir çekerek dönüyoruz. 9 sıra düz bir şekilde örüp tekrar geliyorum. 9 sıramı tamamladım. Şimdi burada yaptığım eksiltme işlemlerini aynısını burada da tekrarlayacağım. Bir tane zincir çektim. Baştaki ilk ilmeğimizi örmüyoruz ve 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3
4, 5, pardon, 7 ilmek yapıyoruz. 7 sık iğne yapıyoruz. 6 ve 7. İkinci sırada 5'e düşüreceğiz. Şimdi bir tane ilmeğimi daha atlıyorum. Sondaki ilmeğime batıyorum. Örüyorum ve bir zincir çekip çeviriyorum. Yine baştaki ilmeğimizi atlıyoruz. İkinci ilmekten 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğe batıyorum, en sondaki ilmeğime. Bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir. Geri döndüm. Tekrar bir ilmek atlıyorum ikincisinden. 1 2 3 ilmek yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sonuncu ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne ve bir zincir. Tekrar dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğime, bir sık iğne. Bir ilmek daha atlıyorum sonuncu ilmeğime. Bir sık iğne yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum ve iki tane sık iğne yapıp burada bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Ama burada yapmamız gereken şey şu: biraz ipimi fazla keseceğim. Çünkü bunu şu şekilde şöyle birleştirip dikeceğiz ve ortasını iple sarmamız gerekecek. O yüzden ipimizi biraz fazla kesiyoruz. Çünkü sarmamız için lazım olacak bize. Aynı zamanda gövdeye de dikmek için. Hepsini aynı iple yapıyorum ben. Onu da hemen göstereceğim sizlere zaten. Şöyle ipimizi çıkartıyoruz, ucunu. Şekilde sabitledim. Şimdi hemen bir iğne aldım elime. İpimi geçirdim. İpimiz uzun olduğu için biraz hareket ettirmemiz zor olabilir. Şimdi şu şekilde ortaya eşitliyoruz. Ve şöyle diğer uca ilk önce bir batın. Karşılıklı bunları bir birbirine dikelim. Şu şekilde. Şu kısa ipi altına saklayabilirsiniz. Daha sonra keseriz. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum ve ona denk gelecek karşıdaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde. İki ucu birbirine dikmiş oluyoruz. Daha sonra şu şekilde ortalıyorum. Bakın. Tamamen zaten bir papyon görüntüsü. Bu uçtan batıyorum ve hemen karşı uca geçiriyorum iğnemi. Bu sefer yandan batıyorum ve tekrar karşı uca geçireceğim. Şu şekilde. Ortasında ipler hani dikerken görünüyor diyebilirsiniz. Görünsün, problem değil. Zaten üzerini saracağız onların. Şöyle. Şimdi üst köşeye batıyorum. Yani iki ucu, karşılıklı gelen iki ucu tamamen birbirine sabitlemiş oluyoruz aslında. Tekrar yan taraftan batıp arkadaki örgüden çıkıyorum. Bu şekilde.
Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bir taraftan başlayarak sıkı bir şekilde ipimizi sarmak olacak. Şöyle bir kenardan başlıyorum. Şöyle. Umarım net bir şekilde görünüyordur. İpim koyu olduğu için pek anlaşılmıyor olabilir. İki kat yapacağım. Bir katımı gittim. Şimdi ikinci kat için tekrar geri geliyorum. Bakın sararak geliyorum şöyle. Bu şekilde papyonum hazır hale gelmiş oluyor. Daha sonra ipimi, şu iğnemi çıkarmamıştım. Şöyle sardığım iplerin altından geçiriyorum. Şöyle. Kaymaması için bu sardığım yer gevşemesin diye şöyle güzelce sıkıyorum. Ve tekrar şöyle ortasından batabilirsiniz. Şöyle batıyorum ve bırakıyorum bu ipi. Neden bırakıyorum? Çünkü dikeceğiz zaten bunu gövdeye. O yüzden iğnemi çıkarmıyorum. Bu şekilde papyonumuz hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bütün hepsini bitirdik. Şöyle gösteriyorum. Kafamız burada. Burada şapkamız. Şöyle. Burada papyonumuz. Ben hepsini böyle hazırladım. Bunlar da kulaklarımız. Şimdi tek geriye kalan şey, şunu da şöyle kenara alayım. Halkamızın etrafına kılıfını örmek. Onu da göstereceğim. Ve daha sonra hepsinin dikimine geçebiliriz. Halkamızın kılıfı için 29 tane zincir çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29'da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, şimdi şöyle göstereyim. 29 tane zincirimi çektim. Yapacağımız olay şu arkadaşlar. Şu şekilde etrafına örmüş olacağız. Yani biz enine doğru örüyor olacağız. Boyuna değil de enine doğru örüyor olacağız. Onun için 29 tane zincir çektim. 28. ilmeğimden itibaren sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz kaç sıra yapacağız. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu sizin örümünüze ve kullandığınız halkaya göre değişir. Çünkü bu halkalar boy boy değişiyorlar. Onun için ben bir öreyim ilk başta bu halkama göre. Yine ben size sırasını söylemiş olurum. Ama yine de siz ölçerek yaparsanız daha iyi sonuç almış olursunuz. Bakın arkadaşlar ben şimdi bir sıramı tamamladım. Sıra başıma geldim. Burada bir tane zincir çekip geri öyle dönün. Çünkü kenarlar düz bir şekilde görünsün istiyoruz. O yüzden her sıranın dönüşünde birer tane zincir çekerseniz kenarları daha hoş duracaktır. Bu şekilde sıramızı çoğaltmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle 9-10 sıra ördüm. Şöyle halkanın etrafına tuttuğunuz zaman bakın şöyle kapanıyor olması gerekiyor. Ama çok da böyle birbirine yanaşmasın. Çünkü bu örgünün halkanın etrafında tamamen sabitlenmesi lazım. Yani halkanın içinde böyle dönmemesi lazım. Çünkü dönerse o zaman oyuncağımız da sağlam olmaz. Yani böyle tutup sallandığında kafa hep sağa sola düşer. Şimdi burada ipimi artık keseceğim ve dikim aşamasına geçebiliriz.
Hemen şu şekilde sabitledim. İğnemi alıyorum. Şimdi dikmeye başlayabiliriz. Şu küçük ip parçasını içine alarak şu şekilde koyuyorum halkamı. Ve daha sonra karşı tarafın içerisinden şöyle batıyorum. Ve iğnemi tekrar bu tarafa geçirdim. Yine tekrar karşıdan bu şekilde sıkı sıkı dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Boşluk kalmayacak ve dediğim gibi dönmemesi lazım üzerinde. Hiçbir ilmeği atlamadan bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde tamamen sıra sonuma kadar diktim. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde dikiş yeri de belli olmuyor bu şekilde diktiğiniz zaman. Şöyle ipi içerisinden bir noktadan geçireceğim. Ve şöyle çıkartıp bu kısmına küçük bir tane düğüm atıp tekrar içine ite ekleyeceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane düğüm attım. Bu şekilde. Böyle kestim. Hemen iğnemle şöyle ite ekliyorum. İçine doğru. Evet, bu şekilde çıngırağın halka kısmındaki kılıfını da yapmış olduk. Şimdi artık dikim aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde kafası çıngırağın üstüne gelecek. Öncesinde şapkasını ve kulaklarını ve kaş ve burun yerlerinin işlemesini yapacağım. Hızlıca tekrar geleceğim.
arkadaşlar. Hızlıca gözlerini yaptık, kulaklarını diktik, şapkasını diktik. Burnunu da hazırladık. Şimdi halkamızla birleştirmeye geldi sıra. Halkamızın üzerine diktikten sonra papyonunu üzerine dikeceğiz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken ortasını bir güzel ayarlıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Şu ahşabın ortasına gelecek şekilde kafayı tam ortalıyoruz. Elimizle sabitleyebiliriz. Bu şekilde dikmeye başlayacağız. Birkaç sefer üzerinden geçmemiz gerekebilir. Çünkü kafanın böyle sağa sola düşmesini istemiyorum ben. Önemli olan şurada şu orta noktayı bulabilmek ilk başta. Şu şekilde tutabilirsiniz. Ve hemen şuradan batıp yan tarafından çıkıyorum. Ve kafanın etrafında daire çizerek bunu dikmemiz gerekiyor. Açıkçası pek de hoşlanmam yani bu çıngırakların dikiminden. Genel olarak dikimi sevmiyorum sanırım. Bakın. Şu şekilde tam üstün nereye geliyorsa denk getirerek gelişi güzel dikiyoruz. Tabi gelişi güzel derken dikişin görünmemesi lazım. Böyle baştan salma değil. Orantılı olması lazım. Her seferinde böyle bir uzaktan tutup bakın. Çünkü daha garanti olsun. Bir ilmek tavşandan alıyorum. Şu şekilde. Bir ilmek ahşabın üzerindeki örgümüzden alıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bir sıra yeterli olmayacak büyük ihtimal. Ne tarafa doğru sallanıyorsa, işte kafa öne düşüyorsa mesela arkadan şu şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Veya arkaya düşüyorsa öne bu şekilde sabitlemeniz gerekecek. Onun için bir dikme işlemimizi bir sıra boyunca tamamen yapmamız gerekiyor. Yani örmek bana o kadar daha basit geliyor ki şu kafayı veya işte herhangi bir parçayı dikmektense örmeyi tercih ederdim herhalde. Ama mecburuz yani bu işi yapıyorsak dikişini de yapmak zorundayız tabii ki. Bakın bu şekilde sabitliyorum iyice. Şöyle. Arkadan son sabitlememi yapacağım. Ama dediğim gibi tekrar kontrol edeceğiz. Yani bir sefer böyle dikmek yetmiyor. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde sallanıyor. Bunu istemediğimiz için birkaç sefer dikmemiz gerekecek. Benim şu yanda bir boşluk oluşmuş. Orayı ayarlamam lazım. Bakın kafanın bunun direkt altından batıyorum. Bir şu alt köşeden çıkıyorum. Hemen bu noktayı bir sabitleyelim. Güzelce sıkıyorum.
Evet arkadaşlar, dikme işlemimiz bitti. Bakın artık sağa sola bir şekilde düşme yapmıyor kafası. Bu şekilde bayağı sıkı bir şekilde diktim yani. Daha sonra iğnemi hemen şu alt kısımdan kafaya çıkarttım ve burada bir düğüm atacağım. Bakın şurada dikiş yerleri belli oluyor ama bunu dert etmeyin. Zaten önüne papyon gelecek. Şu şekilde papyonumuzu da bu noktaya dikeceğiz. Bunu yaparken de şu alttaki görünen şu kısma dikmemiz gerekiyor. Zaten şu alt ortadaki noktasından sabitliyoruz. 2-3 sefer böyle geçirdiğinizde hiçbir sıkıntı olmaz. Yani sağlam bir şekilde kalır burası. Bu şekilde şurada hemen bir düğümümü atıyorum. Geliyorum. Evet, son olarak da papyonumuzu dikelim. Ve çingramızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Artık yavaş yavaş. Dediğim gibi hemen şu orta noktasından şöyle batıyorum. Bakın. Şöyle. Daha sonra şuradaki ipleri görüyorsunuzdur. Onların arasından iğnemi geçireceğim. Şöyle göstereyim hatta size de. Bakın. Şu aradan şöyle hepsinden geçirelim. Şöyle. Ve daha sonra o beyaz battığım 3-4 ilmekten tekrar batıyorum. Bu işlemi 2-3 sefer tekrarlayabilirsiniz. Bakın şimdi bile gayet sağlam oldu yani. Ama ben bir kez daha tekrarlayacağım bu işlemi. Şöyle. Gayet sağlam oldu. Bu şekilde kafamın içerisine şu şekilde şuradan geçireceğim. Ya da bir kez daha şöyle beyazdan geçip o işlemi öyle yapalım. Şöyle beyazdan geçtikten sonra şöyle beyazın altından kafaya geçirip şu içinde düğümünü atacağım. Mavinin dışarıda görünmesini istemiyorum çünkü. Bu şekilde buradan çıkartıp düğümünüzü atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bitirdik artık çıngırağımızı. Son dokunuş olarak şöyle hafif bir allık geçeceğim yanaklarına. Böyle daha tatlı durduğunu düşünüyorum. Bu normal allık zaten yıkamalarda hemen çıkacaktır. Yani tercihen isterseniz sürebilirsiniz. İstemezseniz sürmeyebilirsiniz. Ama ben beğeniyorum, yakıştırıyorum yani oyuncaklara. Böyle daha tatlı bir hava katıyor açıkçası. Bakın hafif şöyle dokundurdum. Bu şekilde tamamlamış oldum ben de çıngırağımı. Bakın salladığımda da gayet net bir şekilde sesi de belli oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sevdiğiniz ve bol bol yapacağınız bir tarif olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.